Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı resmi törenle karşılıyor. Görüşürüz, hazır dilekler. Beştepe'de ve iki ülkenin milli marşları çalındı az önce. Canlı yayınla getirdik ekranlarınıza. Önemli bir konuğu ağırlıyor Ankara bugün dedik. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 3 günlük resmi temasları kapsamında başkent Ankara'da sayın seyirciler. İkili görüşmeler, ikili ilişkiler değerlendirilecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede ve konuk devlet başkanı tören kıtasını selamlıyor. Ve konuk devlet başkanı Mahmut Abbas tören kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Beştepe'de resmi tören devam ediyor. Heyetlerin birbirine takdimini izleyecek tören sırasıyla. Muhabirimiz Ahmet Yılmaz Beştepe'deki töreni izliyor. Kendisine kulak verelim şimdi Ahmet. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor. Erdoğan'ın bugünkü görüşeceği lider Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas. Şu sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk devlet başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor. Tabii buradaki resmi törenin ardından liderler baş başa görüşmeye geçecek. O baş başa görüşmede iki ülke ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağını söyleyelim ayrıca. İlişkilerin daha da geliştirilmesi noktasında atılabilecek adımlar da bugünkü görüşmede ele alınacak. Tabii bu ziyaretin ayrıca bir önemi var. Tam da Türkiye'nin İsrail'le normalleşme çerçevesinde adımlar atarken, karşılıklı büyükelçi atanma kararı alınırken bu ziyaretin gerçekleştirildiğinin altını çizelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Mahmut Abbas'la yapacağı görüşmede Filistin'le İsrail ihtilafının çözümü noktasında Türkiye'nin arabuluculuğunda özellikle atılabilecek adımların ele alınmasını bekliyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan hem İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hem de İsrail Başbakanı Yair Lapid'le telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti. Yine 9 Ağustos'ta Erdoğan'ın Filistin Başbakanı'yla Konya'da bir görüşmesi olmuştu. Bugünkü görüşmede özellikle öne çıkacak gündem maddesinin İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın olmasını ve bu ihtilafa çözüm noktasında görüş alışverişinde bulunmasını bekliyoruz liderlerin. Liderler şimdi baş başa görüşmeye geçiyor. Görüşmenin ardından saat 18.30'da ortak basın toplantısını başlamasını bekliyoruz. Ağırlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şu anda Cumhurbaşkanıyla Mahmut Abbas ortak basın toplantısı düzenliyor. Muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli kardeşim Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas ve heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dışişleri Bakanımın geçtiğimiz Mayıs ayında Ramallah'ı ziyareti sırasında Türkiye-Filistin 2. Ortak Komite toplantısı gerçekleştirilmişti. Filistin Başbakanı Sayın İştiye de 2 hafta evvel Konya'da düzenlenen İslami dayanışma oyunlarının açılışına katılmıştı. Bu vesileyle İslami dayanışma oyunlarında 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Filistinli kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bugün Sayın Başkan'la ve heyetiyle Türkiye-Filistin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik atabileceğimiz adımları ele aldık. Filistin halkının refah ve kalkınmasına desteğimizi teyit ettik.
Ayrıca önemli bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Filistin'in ülkemizin ve halkımızın gönlünde daima müstesna bir yeri vardır. Her zaman olduğu gibi Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Filistin devletini ilan edildiği andan itibaren tanıyan Türkiye, iki devletli çözüm vizyonunu her platformda savunmaktadır. Malum, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de yaşanan sivil can kayıplarına ilişkin tepkimizi açık ve net ortaya koyduk. Saldırılarda yaralanan iki Filistinli yavrumuzu da tedavileri için geçtiğimiz hafta ambulans uçakla anne ve babasıyla birlikte Ankara Şehir Hastanemize aldık. Buradan son saldırılarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu hususlardaki hassasiyet ve beklentilerimizi İsrailli muhataplarımıza en açık şekilde ve doğrudan aktardık, aktarıyoruz. İsrail'le ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Aksine bu adımların Filistin meselesinin çözümüne ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağını Filistinli kardeşlerimiz de ifade ediyorlar. Filistinli kardeşlerimiz arasında birlik ve uzlaşı sağlama gayretlerini de yakından takip ediyoruz. Bu alanda da her türlü desteği vermeye hazırız. TİKA, Türk Kızılay ve Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının Filistin'e yönelik insani ve kalkınma yardımları devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda güvenliğimizi korumak için uygulamaya koyduğumuz bazı kısıtlamalara Filistin'i dahil etmedik. Cenin Serbest Sanayi Bölgesi projesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülüyor. Haziran ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği heyetimiz Filistin'i ziyaret ederek sahada gerekli incelemelerde bulundu. Kudüs Üniversitesi Kız Yurdu inşaatı da bu yaz TİKA'nın destekleriyle tamamlanıp Maarif Vakfımızca devralındı. Filistin'in istikbali olan gençlerimize hizmet edecek bu yurda merhum annemin adının verilmesinden son derece müteassıs oldum. Kıymetli basın mensupları, Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansının faaliyetlerine büyük önem atfediyoruz. Ajansa yönelik mali ve aynı gıda yardımlarımızı önceki yıllarda olduğu gibi devam ettiriyoruz. Ajansın son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıların farkındayız. Ajansın finansman sorununun giderilmesi, Filistin halkına yönelik temel hizmetleri aksatmadan yürütmesi açısından çok önemlidir. Türkiye olarak bu yöndeki gayretlerimizi sürdüreceğiz. Sanat ve kültür alanında da Filistin kurumlarını desteklemeye devam edeceğiz. Filistin Gençlik Orkestrası geçtiğimiz Temmuz ayında eşimin himayesinde ülkemizde bir konser verdi. Filistinli kardeşlerimizin yurt dışı seyahatlerinde Türkiye'yi tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Biz de başta Kudüs olmak üzere Filistin'e yönelik turizmi teşvik ediyoruz. Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için
bir zaruret olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken aziz kardeşim Mahmut Abbas'a ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fadıl. Şükür. Şükür Fahamdır Reis. Teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Allah sizleri korusun. Sizlerle tekrardan burada bir araya gelmiş olmaktan, Ankara'da beraber olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. İşbirliği ve kardeşlik ilişkilerimizi ele alma fırsatı bulduk. Sizlere Filistin meselesiyle ilgili son gelişmeleri sunma fırsatı buldum. Bizler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiğimizde bir deneyim ve hikmet sahibi şahsiyetle bir araya geldiğimizde dostane ve kardeşane bir şekilde tüm meseleleri ele alma fırsatı bulmaktayız. Hem bölgesel hem de uluslararası bağlamda konuları ele almakta ve Türkiye'nin de dünya gıda güvenliği bağlamındaki rolünü görüşme fırsatı bulmakta ve dünyanın zor şartlardan geçtiği bu dönemde Türkiye'nin istikrar sağlama bağlamındaki çabalarını da müşahede etme fırsatı bulmaktayız. Öte yandan iki kardeş ülke arasında ilişkilerimizin geleceğini konuşma fırsatı bulduk. Farklı alanlarda ne yapabiliriz konusuna ele aldık. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Meşru haklarına, özgürlüğüne ve bağımsızlığını elde etme konusundaki desteklerini bilmekteyiz. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarının her alanda Filistin halkının ve Filistin devletinin yanında yer aldığını ve uluslararası arenada da desteklediğini bilmekteyiz. Çok değerli hazirim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin'in karşı karşıya kalmış olduğu son dönemdeki zorluklarla ilgili bilgiler aktardım. Halkımıza, topraklarımıza ve kutsallarımıza karşı devam eden İsrail işgal devletinin saldırıları karşısında kayıtsız kalmayacağımızı vurguladım. Her zaman uluslararası hukuka bağlı kalarak, imzalanan anlaşmalara da bağlı kalarak mücadele edeceğimizin altını çizdim. Özellikle de yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Filistin sahip evlerin, okulların, yapıların yıkılmasına karşı olduğumuzu vurguladım. Tutsakların serbest bırakılması, şehitlerimizin cenazelerinin teslim edilmesi beklentilerimiz arasındadır. Biliyor musunuz, İsrail şehitlerin cenazelerini dahi vermeyerek kimi cezalandırıyor? Şehitleri mi, şehitlerin ailelerini mi, ne yapmaya çalışıyor? Yine aynı şekilde Doğu Kudüs'e yapılan saldırılar, Müslümanlara ve Hristiyanlara ait olan kutsal yerlere yapılan saldırılar, son dönemde de görülen saldırılar arasında yer almaktadır. Okullara da bildiğiniz gibi saldırılar vardır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. İsrail işgal yönetimi yerleşim yerleri, şehirler, köyler ve Filistin kamplarına düzenli bir şekilde her gün saldırı yapmaktadır. Filistin'e ait olan dernekler, insan hakları kuruluşlarına dahi saldırılarda bulunmakta ve buraların terör yuvası olduğunu iddia etmektedirler.
Bunu nerede görmeniz mümkündür ki? Burada zaman daha fazla geçmeden bu saldırılar durmalıdır. Çünkü artık daha fazla dayanacak gücümüz yok diyebilirim. Ve burada şunu vurgulamak isterim. Güvenlik ve barış tamamıyla iki devletli çözümün baltalanması yönündeki gayretlerin ve çabaların durdurulmasıyla mümkündür. Ve böylelikle 1967 sınırları içerisinde iki devletli çözüm mümkündür. Ama sadece apartheid sistemine dayalı bir defakto uygulayarak tek devlet kurulma çabası, İsrail tarafından yapılan bu girişim güvenlik ve istikrara hizmet etmeyeceği gibi bölge içinde gelecekte büyük tehditler oluşturacaktır. Ondan dolayı durum daha da kötüye gitmemesi için İsrail ile aramızda bu sorunun daha büyük problemlere sebep olmaması adına bizler Uluslararası Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletleri kuruluşlarına ve uluslararası topluma rücu ederek iki devletli çözümü desteklemeleri talebinde bulunmaktayız. İki devletli çözüm önemli. Burada önemli olan ülkelerle temasa geçeceğiz. Ve iki devletli çözümü destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz meselesini gündeme getirerek amacımız 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını sağlamak olacaktır. Yine aynı şekilde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 149 sayılı kararının da uygulanarak Filistinli mülteciler konusunun da sonuca ulaştırılmasını arzulamaktayız. Ancak her türlü yol kapanırsa bizler yine meşru barışçıl direniş hakkımıza da bağlı kalacağız ve her türlü terör ve şiddete bölgemizde ve dünyada da karşı çıkmaktayız. Onların yaptığı gibi bizler suçlu ve terörist olmayacağız. Ve bizler her iki devletli çözüm seçeneğine bağlı kalacağız ve bütün ülkelerinde aynı şekilde Filistin devletini tanıması konusunda çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Öte yandan Birleşmiş Milletler'de tam üyeliği elde etmek arzusu içerisindeyiz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda gözlemci üyelik statüsüne sahip oldu Filistin'in. Burada huzurunuzda söylüyorum. Bu gözlemci üyeliğine sahip olmamızda kilit role sahip olan tek ülke Türkiye idi. Yani Türkiye'nin çabaları ve bütün ülkelerle temasları sayesinde bizler gözlemci üyelik statüsüne kavuşabildik. Bundan dolayıdır ki bizler bu bağlamda geniş çerçeveli istişarelerimize devam etmekteyiz ve Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul'la temaslarımız yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Bu bağlamda inanıyorum ki iki devletli çözümün korunması bağlamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir kongrenin tertip edilmesi için çağrıda bulunabilir diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı, bize karşı göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin ve Türkiye hükümetinin Filistin'in yanında yer almasından dolayı minnettarlığımı tekrar vurgulamak isterim. Zat-ı devletlerine sağlık ve mutluluk ifadelerimi ifade eder. Türkiye ve Türk halkına da daha fazla ilerleme ve atılım temennilerimi ulaşmak isterim. Yaşasın Türkiye, Filistin kardeşliği. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
Efendim, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı'nı ağırlıyor. Ve bu görüşmenin ardından resmi karşılama töreni yapıldı. Öncelikle onu aktarmakta fayda var. İki lider törenin ardından da baş başa görüşmeye geçti. Ve bu görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bir ortak basın toplantısı gerçekleştirdiler. Ve bu basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile ilgili atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi azaltmayacak, aksine arttıracaktır diye konuştu.